YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda doğada şifalı bitkilerden biri olan aspir çiçeğinden, aspir otundan, halk arasında da yabancı safran olarak da bilinen aspir otunun faydalarından bahsedeceğiz. Aspir otu bir kengel soyundan, kengel sülalesinden gelmektedir ve dikenli kengel bitkisi soyundan gelmektedir. Ve burada kengel soyundan gelen boğa dikeni, dikeni, eşek dikeni gibi kengel bitkilerinin bolca olduğu, boğa dikeni, eşek dikeni olduğunu yerlerdeyiz. Aspir çiçeği genelde yaz sıcak aylarında ortaya çıkmaktadır ve sıcak iklim koşullarına tabi ülkelerde yetişmektedir. Ve yurdumuzda da Trakya'da da Temmuz ayında bulduk. Yalancı safran olarak bilinen bu aspir çiçeğinin alternatif tıpta faydaları olduğu gibi sanayi sektöründe ve tekstil sektöründe de faydalı olduğunu öğrendik. Aspir çiçeğinin çiçeklerinden elde edilen sarı boyanın tekstil ve boya sanayinde çiçeklerinin özünden sağlanan sarı renkli, koyu renkli boya sanayinde, tekstil sanayinde boya olarak da kullanılmaktadır. Ticari bir değeri vardır. Aspir çiçeğinin müsil etkisi olduğundan, aspir çiçeğinin çayının müsil etkisi olduğundan, ishal yapıcı olduğu özelliği olduğundan kabızlığa faydalıdır. Sindirim sistemini de çalıştıran aspir çiçeği bu ne yönle birlikte bağırsakların ve midenin daha hızlı çalışmasını sağlayarak sindirim sistemine de faydalıdır. Romatizma ağrılarına karşı da, romatizma belirtilerine karşı da oldukça faydalı olan aspir çiçeği romatizmaya da faydalıdır. Ve en önemlisi de kadınların sıkça muzdarip olduğu adet dönemlerinde, adet sancılarında ve adet görme düzensizliklerinde, adet dönemlerindeki sorunları azaltarak daha kolay adet görmelerini sağlamaktadır. Bir kalp sağlığı ve kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı olan aspir çiçeği kötü kolesterolün de düşmanıdır. Kandaki yağlanmaya bağlı oluşan kötü kolesterolü engelleyerek iyi kolesterolün olmasını sağlamaktadır. Omega 3, omega 6, B6, B2 gibi kalsiyum, demir vitaminleri gibi vitamin ve mineraller de içeren aspir çiçeği otu inanılmaz bir derecede kandaki şeker oranını düşürerek, şeker hastalarına da doğal bir insülin görevi yaparak, kandaki şeker oranını düşürerek şeker hastaları için de oldukça faydalıdır. Bağırsaklardaki kutuları ve şeritleri de düşürücü o etkisi olan aspir çiçeğinin çayı ayrıca bir parazit düşmanıdır. Beyin fonksiyonlarını da geliştiren aspir çiçeği omega 3, omega 6, C vitamini, demir vitamini gibi vitaminler de içermesinden dolayı beyin fonksiyonlarını geliştirdiği için Alzheimer ataklarını, depresyon ataklarını, psikiyatrist ataklarında hafifleterek olası psikiyatrist ataklarında azaltmaktadır. Ve beyin fonksiyonlarını geliştirdiği için bir refahlık da veren aspir çiçeğinin faydaları kadınlarda en önemlisi doğumdan sonra da oluşan meme çatlakları gibi, kabızlık sorunları gibi, romatizma ağrıları sorunları gibi ve zayıflamaya da ideal kilo verici bir özelliği olan aspir çiçeği müsil etkisi göstererek kabızlığa da çare olmaktadır. Bugün doğada hazırlıksız yakalandığımız aspir çiçeğini derlediğimiz bilgiler doğrultusunda sizlerle paylaşmaktayız. Sarı renkli bir çiçekler olan aspir çiçeğinin gıda sanayinde, tekstil sanayinde ve biyokimya sanayinde aspir çiçeğinin yağından da biyoyakıt elde edildiğinden bildiğimiz mazotlara, benzine alternatif olarak biyodizel yakıt olarak kullanılan aspir çiçeği yağı
arabalarımızda, dizelle çalışan arabalarımızda doğal bir yakıt kaynağı da olmaktadır. Bugün YouTube kanalımızda sizlerle aspir çiçeği otunun Kengel soyundan, sülalesinden gelen aspir otunun faydalarından bahsettik. Hoşçakalın. Aspir otunun susuzluk ve kuraklığa, zorlu iklim koşullarına oldukça dayanıklı olduğundan yaz aylarında etrafında başka hiçbir bitkinin yetişemediği ortamlarda aspir otu tıpkı kengel bitkisi gibi kurak, susuz, taşlık, verimsiz topraklarda yetişerek ayrıca erozyona karşı da toprağı sarmalayarak bir erozyon önleyicidir aspir otu. Kengel soyundan gelmekle birlikte kengel otunun deve dikeninin otunun olduğu yerde genellikle çalı bitkisi yanında yetişen aspir otu bir kuraklıkla mücadele için, kuraklıkla dayanıklı olduğu için ve böyle her daim zorlu iklim koşullarında ayakta olduğu için zorlu koşullarda toynaklı hayvanların yiyeceği olarak da bilinmektedir.